Bakın şu Cumhurbaşkanlığı sistemi, bu Çalıştay raporunu kim yapmış? Kamu denetçisi. Ya Allah'tan korkun. Olağanüstü halin Çalıştayını yapmıyorsunuz. Kanun hükümde kararnamelerin Çalıştayını yapmıyorsunuz. İşçi Çalıştayı yapmıyorsunuz. Taşeron Çalıştayı yapmıyorsunuz. Demokrasi Çalıştayı yapmıyorsunuz. Neyin Çalıştayını yapıyorsunuz? Yaptığınız Cumhurbaşkanlığı Çalıştayı. Peki bunlar kimi konuşturmuştunuz? Yine konuşturdu bir tane profesör var. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı, onun sevgili eşi benim dönemimde hukuk fakültesi öğrencisi ve AK Parti sıralarda saygı duydu bir milletvekili arkadaşımız. Bunun neresi tarafsız? Ve bakın biraz önce ne yaptınız? Ombudsman tarafsız olmalı diyoruz. Partisiyle ilgisi olmaması lazım diyoruz. Arkadaş geldiniz AK Parti'nin sıralarına geldiniz. Halen duygusal bağı kafanızda o koparılmamış. Bugüne kadar bakanlara ziyarete gittiniz. Niçin? 3 tane muhalefet partisi var. 3 tane muhalefet partisinin ziyaretine gitmediniz. Diğer bakanların ziyaretine gitmiş ve burada açıklıyor ombudsman. Ombudsman iktidara karşı boyun büken, eli pençeli olan bir yer olmamalı. Bu anlamda ve en sonunda ne yapıyor? Mecliste konuşulan konuyla ilgili burada efendim müftü nikahı diyor ki taşeron memura veriliyor da niye müftüye verilmesin? Sayın Başkan hukukçusunuz, iyi bir hukukçusunuz. Memur taşeron olmaz ki. Nasıl memurla taşeronu yan yana getiriyorsunuz? Yani burada kullandığınız deyimler, bu ziyaretler vesaireler ombudsmanlıkla uzlaşan bir husus değil. Yani bu anlamda burada aslında medyayla ilgili bağlantınız. Gayet rahat seçiminden sonra ve bu Yeni Kapı olayında FETÖ darbesinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne de neyi söylemişsiniz? Gidecekler orada o kalabalığı görecekler diyorsunuz. Ya arkadaş siz CHP'ye çatıyorsunuz, MHP'ye çatıyorsunuz, HDP'ye çatıyorsunuz. Siz orası hangi kurum? Hala hangi kurumda olduğunuzu farkında değilsiniz, ciddiyetinde değilsiniz. Burası yani orası siyaset arama yapma alanı değil, orası hak arama özgürlüğüdür. İnsan hakları devlet olmadan önce vardı. Siz yasalar hakları sınırlasa da, yasalar hakları tanımasa da o haklar bizim doğuştan var olduğumuz haklardır. Bu var olan haklarımızı kamu denetçisi kurumu savunmak zorunda. Cizre ile ilgili şikayetler yaptık. Ne yaptınız? Şırnak'la ilgili şikayetler yaptık. Ne yaptınız? Hepsine ret cevaplar verdiniz. Nerede insan hakları kaldı? Nerede kaldı bu insan hakları? Olağanüstü hallerle ilgili. Bakın anayasanın 129. maddesi diyor ki kamu görevleri ifadesi alınmadan, savunması alınmadan cezai işlem, disiplin cezası verilemez diyor. Ey Anayasa Mahkemesi, ey Danıştay, ey Kamu Denetçisi Kurumu, sizi bu anayasa bağlamıyor. Ne bağlıyor? Saray mı bağlıyor?